Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlere gerçekten enteresan bir hikaye anlatacağım. Diğer anlattığım hikayelere nazaran bugün anlatacağım şey kendi başıma gelen bir olayla alakalı. Daha doğrusu birden çok olayla alakalı. Ben hayatımda çok fazla ev değiştirdim. Özellikle de 17 yaşına gelip de üniversiteyi kazandıktan sonra başka bir şehire gittim. Gerek o şehirde, gerekse üniversiteden sonra işte iki farklı ülkede yaşadım. O ülkelerde çok ev değiştirdim ve bu evlerden 3 tanesinde, sadece 3 tanesinde başıma gelen açıklayamadığım garip olaylar oldu. Garip paranormal şeyler yaşadım ve bugün sizlere bu evlerden bir tanesini anlatacağım. Bugün anlatacağım ev ailemin yaşadığı, yani benim de çocukluk ve gençlik yıllarımı geçirdiğim ailemin İstanbul'daki Nişantaşı'ndaki evi. Ailem şu anda hala orada oturmaya devam ediyor bu arada. Başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu kanalda dönem dönem paranormal olaylarla ilgili videolar paylaşıyorum, hikayeler paylaşıyorum ve sizler için çok yakında yeni bir seri yapacağım, Şehir Efsaneleri adında. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Olaylar şu şekilde başladı. Benim ilkokula yeni başladığım dönemlerde biz bu eve taşındık. Kardeşim de oldukça küçüktü, yani benden 4 yaş kadar küçük kardeşim. Kardeşimin bazı şeyler görmeye başlamasıyla bir takım olaylar da baş göstermeye başladı. Arkadaşlar, öncelikle çok kısa bu olaya değinmek istiyorum. Çocukların ve bebeklerin bazen hayal arkadaşları olabiliyor ya da hayalet gördüklerini ya da açıklayamadığımız ya da bizim göremediğimiz ya da hissedemediğimiz bazı varlıkları gördüğünü biliyoruz. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama elektromanyetik spektrum diye bir şey var. Bu nesnelerin etrafına yaydığı elektromanyetik bir radyasyondur. Elektromanyetik spektrumun ise çok küçük bir kısmı gözle görülür. Yani insan gözünün görmesi için uygundur. Gökkuşağının sahip olduğu sarı ve kırmızıdan mor ve maviye kadar bütün renkleri içerir. İnsan gözünün görebildiği bant aralığı sadece 400'de 700 nanometredir. Ancak bu durum yetişkinler için geçerlidir. Bebekler veya çocuklar ise 380 nanometreye kadar var olan dalgaları algılayabilirler ve görebilirler. Dolayısıyla küçük çocukların hayali arkadaşları her zaman hayali değildir. Bizim evimizdeki ilk olaylarda aslında benim kardeşim çok küçükken başladı. Bir pazar günü ben, annem ve kardeşim evde yalnızdık. Babam sanırım iş nedeniyle şehir dışındaydı ve pazar gecesi o dönemlerde Parlament Gece Kulübü diye bir sinema vardı. Ve biz pazar akşamı annemle beraber bu sinemayı izlemeye başladık. Işıklar kapalıydı. Annem tam televizyonun karşısında oturuyordu. Ben yerde onun dizinin dibinde oturuyordum. Ve kardeşim de, ki o dönemler daha ilkokula bile gitmiyordu, yani o kadar küçüktü, odasında oyun oynuyordu. Kapısı da kapalıydı. Biz filmi izlemeye başladık. Aradan bir 10-15 dakika kadar zaman geçti. Kardeşim dışarı çıktı odasından. Bize hiç bakmadan direkt olarak yanımızdan geçerek arka tarafımıza, cam bölümünün olduğu tarafa doğru gitti. Sonra tekrardan yanımızdan geçerek odasına gitti ve kapısını kapattı. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra kardeşim odasından tekrar çıktı ve yanımızdan geçerken bir şeyler mırıldandı ama biz ne söylediğini tam olarak anlayamadık. Ve arkadaşlar, kardeşim sanki havada böyle görünmez bir balon varmış da onu yakalamaya çalışıyormuş gibi bu şekilde hareketler yapmaya başladı. Bir şey var ve ona ulaşmaya çalışıyor da. Sonra tekrardan arkaya gitti, sonra tekrardan odasına girdi, sonra odasından tekrardan çıktı 1-2 dakika sonra ve yine o havada görünmez olan balonu yakalamaya çalışıyormuş gibi şu şekilde hareketler yapıyor. Annem ve ben de tabii ki olayı bayağı garipsedik ve annem kardeşime dönerek, "Kızım hayırdır, ne yapıyorsun, kiminle konuşuyorsun, kiminle oynuyorsun?" dedi. Ve kardeşim anneme dönerek şaşırmış bir yüz ifadesiyle, "Anne, anneannemle oynuyorum," dedi. Bu yaştaki çocukların dediğim gibi bir hayali arkadaşları olabilir, bu çok normal. Ancak şöyle bir durum var, biz anneannemi yaklaşık olarak 3-4 hafta önce kaybetmiştik. Bu şekilde başlayan olaylar tabii ki ilerleyen haftalar ve aylar içinde daha da garip bir hal almaya başladı. Yine kardeşim bir gün benim yanıma gelerek dün gece odamıza gelen yüzü parçalanmış adamı, "Sen de gördün mü?" dedi. Ben şaşkınlığımı ve korkumu gizleyerek kardeşimi de ürkütmeden, "Ne dedin canım, tam anlayamadım," dedim. "Yatağın tam yanındaydı, yüzü kanlı olan adamdan bahsediyorum," dedi. Kardeşim gayet normal bir şekilde adamın bir trafik kazası geçirdiğini, bu yüzden suratının ve vücudundaki diğer yerlerin parçalandığını ve üstündeki lacivert renkli ceketin bu yüzden kollarının koptuğunu ve yırtıldığını söyledi. İzleyen 1-2 ay içinde de kardeşim dönem dönem benim yanıma gelerek bu adamın yavaş yavaş iyileşmeye başladığını ve tamamıyla iyileşince artık buradan gideceğini söyledi. Arkadaşlar, biz çocukken, ki ben oldukça küçük yaşlardan bahsediyorum, kardeşimin yeni yeni konuşmaya başladığı, daha ilkokula gitmediği dönemlerden bahsediyorum,
Bizim evimizde biz en geç saat 9'da yatardık yani evde. Böyle bir kural vardı. Asla ve asla korku filmi, kötü bir haber vesaire asla izlenmezdi. O dönemlerde CD, DVD falan hiçbir şey yoktu. Elimizde korku filmi vesaire hiçbir şey yoktu. Dediğim gibi 20 seneye aşkın bir süreden bahsediyorum. O dönemlerde internet de çok yaygın değildi. Yani kardeşimin bu tarz bilgilere, bu tarz bir olaya gerçekten şahit olmadan, gerçekten bunu yaşamadan, hani sadece hayal gücüyle kafasında kurabilmesi ne yazık ki mümkün değildi. Ve tabii ki evde başlayan olaylar bununla sınırlı değil arkadaşlar. Ben o evde senelerce taşınana kadar uyku sorunları yaşadım. Bir önceki evimde yani çocukken hiç böyle bir sıkıntım yoktu ve ondan sonraki süreçte de olmadı. Sadece o evde yattığım zamanlarda hiç uyuyamıyordum. Hiç uyuyamıyordum. Yani uyuduktan sonra uyanıyordum mutlaka ya da uyandırılıyordum. Ve uyandığım saatler genellikle hep 2 ile 4 arasındaydı arkadaşlar. Onun öncesinde ve onun sonrasında kesinlikle uyanmıyordum. Bizim o dönemler evimiz tamamıyla halı kaplıydı. Yani odalar ve salon halı kaplıydı. Ranza vardı. Ranzanın üst katında ben yatıyordum. Alt katında kardeşim yatıyordu. Ve arkadaşlar ben hep bu olaylar olmaya başladıktan sonra her gece ayak sesleri duymaya başladım halıda. Yani şöyle düşünün, gece sessizlikte halıda biri yürüdüğü zaman mutlaka hani bu sürtünme sesini duyarsınız değil mi? Ve ben yattıktan yaklaşık olarak bir saat sonra falan başlıyordu bunlar. Hatta ilk defa ses duymaya başladığımda odamda arkadaşlar olay şöyle oldu. Bazen annem ya da babam gece biz yattıktan sonra bizi kontrole gelirlerdi. Yani hemen hemen her gece gelirlerdi. Ve ben yatıyordum, bir ayak sesi duydum. Ve hadi ayak sesleri o kadar yakından geldi ki yani tam yanımdan geliyordu. Yüzüm duvara dönüktü ve ben hiç kafamı çevirmeden baba bana bir tane su getirir misin dedim. Çünkü odaya babamın geldiğini varsaydım. Ve o anda arkadaşlar ayak sesleri kesildi. Ve ben kafamı çevirip baktığımda tabii ki orada hiç kimse yoktu. Artı olarak yine bu olaylar olmaya başladıktan kısa bir süre sonra ben senelerce arkadaşlar çok korkunç rüyalar gördüm. Zaten sabaha karşı uyanıyordum ve kendimi her zaman için yukarıdan bir yerden aşağı düşerken görüyordum ve gördüğüm anda uyanıyordum. 1-2 sene bu şekilde rüyalar gördüm. Sonrasındaysa arkadaşlar her gece öldüğümü, yani gece vakti öldüğümü ve sabah vakti, sabah olduğunda tekrardan bir varlık ya da bir güç tarafından dirildiğini gördüm. Hatta bu rüyalar beni o kadar kötü etkilemişti ki bu sebepten dolayı doktora gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlar olan diğer bir olay ise, ki bu birazcık daha enteresan bir durum. Benim yattığım odadan, yani bizim yatak odasından senelerce arkadaşlar, senelerce belirli aralıklarla akrep çıktı. Devamlı değil ama birkaç sene içinde birçok kez hani biz bu vakaya rastladık. Akrepler sanki bayıltılmış da bizim odaya bırakılmış gibiydi. Yani biz akreplere dokunduğumuzda ya da yakalamaya çalıştığımızda hani kesinlikle kaçmıyorlar. Hatta hareket bile etmiyorlardı ama canlılardı. Normalde evlerden akrep çıkması aslında çok anormal bir olay değildir. Evlerden akrep çıkabilir. Ama bu evler genellikle biraz daha eski evlerdir, giriş katlarıdır ya da rutubetli evlerdir ya da bahçe katlarıdır. Ama bizim ev bunlardan hiçbiri değildi. Biz bu eve yeni taşınmıştık, evin yeni sahipleriydik, sıfırdı biz ev taşındığımızda, yeni yapılmıştı. Giriş katta değildi, ikinci kattaydı ve asla rutubet, nem vesaire hiçbir şekilde sorun yoktu. Bahçeyle, herhangi bir ağaçla, herhangi bir bitki örtüsüyle yakından uzaktan alakası yoktu. Ve arkadaşlar biz her tarafa sorduk, yani yan komşulara, alt tarafa, üst tarafa, hiç kimsenin evinde akrep çıkma gibi bir sorun yoktu. Ki akrepler bir yere yuva yaptığında aslında birçok yere dağılabilir. Ve benim ailem 1-2 kez eve böcek ilaçlama firması çağırdı. Ama o adamlar, ki hatta 2 farklı firma gelmişti, onlar evde ne bir akrep gördü ne de akrebin yuvasına benzer bir şey yakalayabildiler. Ve daha sonra arkadaşlar bu olaylardan 1-2 sene sonra ben evden taşınmaya yakın bir zamanda, yani lise son dönemlerinde falan, benim yaz döneminde stajım vardı, yani zorunlu stajlarım vardı. Ve yaz döneminde bizim yazlığa gidiyordu annem, babam, kardeşim. Ama mutlaka biri benimle kalıyordu. Ve son zamanlarda ben onlara üzüldüğüm için artık evde yalnız kalabileceğimi ve onların hani istediği gibi gidebileceğini söyledim yazlığa. Evde yalnız kalmıyordum ben. Tabii ki mutlaka liseden ya da işte o çevrede oturan arkadaşlarımdan bir iki kız arkadaşımı eve çağırıyordum. Onlarla birlikte kalıyorduk. Yine öyle bir gündü. Benim yanıma gelecek olan arkadaşımın bir işi çıktı ve kız gelemedi ve o gece ben evde yalnız kalmak zorunda kaldım. Çünkü ailem de gitmişti. Ben korku içinde tabii ki odada uyudum arkadaşlar. Yani bir şekilde sabaha karşı uyuyakalmışım. Öyle düşündüm ama hava hala karanlık. Uyandım. Gecenin bir yarısı yine böyle titreyerek uyandım. Bizim oda arkadaşlar buz gibiydi ve yaz döneminden bahsediyorum. Yaz döneminde Nişantaşı'nda, İstanbul'da evler zaten iç içe, sokaklar dar, hava çok yok.
ve gerçekten çok sıcak olur. Basık bir sıcak olur, böyle nem çok yüksektir. Böyle üflediğimde hava çıkıyordu ağzımdan. O derece soğuktu ve uyandığım anda kapının çalındığını duydum. Biri kapıyı tık 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 diye çaldı. Ben de korktum, bir şey olduğunu sandım. Kapı tabii ki kilitliydi. Direkt olarak üstüme bir şal aldım ve mutfağa gittim. Mutfakla kapı beraberdi. Korka korka kapıdan dışarı baktım ve arkadaşlar hiç kimse yoktu. Ve tam odama girdim, mutfaktan bir patlama sesi geldi. Pat diye. İnanılmaz derecede korktum ve korka korka tabii ki mutfakta bakmak zorundaydım. Çünkü evde yalnızdım, yani biri mi girdi, bir şey mi oldu bilmiyordum. Ve arkadaşlar mutfağa gittiğimde bizim mutfakta böyle rafta dizili bardaklar vardı. Bardaklardan 4 tanesinin patladığını gördüm. Kendi kendine sebebin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi kendine bardaklar tuzla buz olmuştu. Ve tabii ki ben o gece yine sabaha kadar uyuyamadım. Artı olarak arkadaşlar seneler içinde birçok kez ben yatağımda yatarken ya da salonda otururken mutfaktan ya da banyodan işte sifon sesinin geldiğini ya da suyun açıldığını, su sesinin geldiğini defalarca duydum ama gidip baktığımda hiçbir şey yoktu. O dönemlerde bizim mahallede etrafında, yani bizim evin etrafında oturan çok fazla insan vardı tabii ki, yani arkadaşlarım vardı. Ve yıllar içinde ben onlara uyku sorunları yaşadığımı, böyle sıkıntılar yaşadığımı söyledim. Ve hepsinde değil ama bazılarında, bazı arkadaşlarımda benzer sıkıntılar vardı. Onlar da aynı şekilde su sesleri duyuyorlardı, sifonun çekildiğini duyuyorlardı, geceleri huzursuz bir şekilde uyuyorlardı ya da uyuyamıyorlardı. Uyurken mutlaka sabaha karşı uyandırılıyorlardı gibi bir sıkıntıları yaşıyorlardı. Ve arkadaşlar ben şu anda ailemin evine gittiğimde asla ve asla böyle uyku sorunu, uyuyamama, huzursuzluk hissi gibi sıkıntılar yaşamıyorum. O evde bir şey vardı. Kimse yaşamamaya başladıktan sonra bunlar yok oldu ve gitti. Çünkü ben üniversiteyi kazandıktan sonra dediğim gibi yurt dışına çıktım ve o eve bir daha gelmedim. Kardeşim de yurt dışına çıktı, 10 sene kadar gelmedi. Annemle babam yazlıkta bizim yaşamaya başladılar. Yani o eve çok az girip çıkan oldu. O evde bir şey vardı, bir şeyden besleniyordu ve biz o eve gelmemeye başladıktan sonra onlar da yok oldu ve kayboldu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bu hikayelerin devamını dinlemek için kanalıma abone olun. Sizin de yaşadığınız bu tarz enteresan paranormal olaylar varsa aşağıdaki yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Benimle hikayelerinizi, anılarınızı paylaşın. Belki ilerleyen dönemlerde sizin hikayelerinizi de anlatmaya başlayabilirim. Hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşçakalın.